Korunaş bakalım hocam. Tansiyon hastası amcamız. On üçe dokuz. Fena değil. Bir ateşini alalım amcanın. Ateşi nasıl? Bu ateşi normal. Bu koronaya dolayı ben şey oldum işte ondan dolayı çok terliyorum. Otur amcam. Nefes al ver. Güzel. Ciğerler iyi. Bir sıkıntı yok. İsim neydi sizin amca? Vahap Ulan. Gideceğiz diyeyim. Dur. O bir haplar biterse ben gelirim yine. Tamam. Geçmiş olsun amca. Şeker yaşlarım var. Tamam. Şey var. Tamam. Hayır. Hayır. Geçmiş olsun diyelim. İlaç mı yazdıracaksınız? İlaç. Protokol numarası kaçtı? Kaç hasta geldi? Toplam bir sayısı mı? 29 tane. Bugüne, bugün bu saate kadar 29 tane hastamız gelmiş. Tansiyon hastası var, şeker hastası var. Genelde soğuk aldığında ishal oluyor. Burası depremden bir ay sonra kuruldu bu konteyner kent. Burada hastalara sağlık hizmeti veriyoruz. Bir doktor, bir hemşire olarak görev yapıyoruz biz burada. Birçok sağlık hizmetini veriyoruz yani. Tabii biz ayakta sağlık hizmetlerini veriyoruz yani. Sağlık Bakanlığı'nın ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün emrinde kuruldu burası. Ondan sonra da günde 40-50 hasta bakıyoruz. Her türlü hastalığa bakmaya çalışıyoruz. Kronik hastalıkların ilaçlarını yazıyoruz. Burada bir de eczanemiz var. Yazdığımız ilaçları da vatandaşlarımız eczanelerden alabiliyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden itibaren burada ve diğer konteyner kentlerde hizmet vermekteyiz. Şu anda bize görevlendirilen yer bura. Burada çocukların takipleri, bebek takibi, gebe takibi ve aşılamalarımız olmadığı için onları da yönlendirme gereği duyup başka yerlere yönlendiriyoruz. Ama diğer yapılan işlemlerimiz bütün sağlık, koruyucu sağlık hizmetlerini vermekteyiz. Günlük 30, 40, 50'ye kadar olan hastalarımızın takiplerini yapıyoruz. Her gün zaten en azından 30 tane hasta tansiyon, iğne, ilaç yazdırma, onlar gibi takiplerimizi yapıyoruz. Eğer ki daha fazla rahatsızlığı olanları da hastaneye sevk ediyoruz. Sağlık ocağında hangi hizmetleri veriyorsak burada da aynı şekilde hizmetimize devam ediyoruz. Depremde benim 2 kat evim vardı, ev yıkıldı. Sağ olsun bizim devlet işte ilkin çadır verdiler, çadırda da bizi konteynere koydular, bizi o çadırda kurtardılar. İnşallah evimiz de yapacaklar. Biz devletimizle memnunuz. Her türlü imkanları bize verirler. Ben ilaçlarım bitmişti. Onun için geldim, yazdırdım. Hocama yazdırdım. Şimdi geleceğim eve. Allah devletimizle razı olsun. Sağlık merkezimizle her şeyde bize destek çıkıyorlar. Evet.